Hocam Konyaspor maçı sonrası Sayın Başkan'ın bir açıklaması oldu. 3 gün sonra duydum, evet. Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları isabetli kullansaydı farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Biz kaybedince bile alkışlanan bir takımız. Bunu üzerinize alıyor musunuz? Elbette ki üzerime alıyorum. Yani bu takımın teknik sorumlusu olarak Trabzon tabiriyle söyleyeyim, sinecek değilim yani. Elbette ki üzerime alıyorum. Ama bazen kişilerin karakterleri, kişilerin kimlikleri, oturduğu koltuklar, bulundukları pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman için önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak bir eleştiri yapabiliyor. Tabii ki taraftarın her türlü söylemine biz saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta taraftardır, normaldir diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içerisinde bana böyle bir ifade kullanacak olursa ben belki sizlerin önünde konuşacağımız özelde başkana söyleyeceğim şeyler olabilir. Onun için her taraftarın söylemine de cevap verecek pozisyonda diye görmüyorum kendimi. Onun için kapalı kapılar ardında biz Sayın Başkan'la anlamak istediği konular varsa her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular olursa yine cevap verip konuşabiliriz tabii ki. İşte mutlaka şampiyon olacağız arkadaşlar. Ben burada göreve başlarken hiç kimse bana mutlaka şampiyon olmalıyız diye bir şey kullanmadı, kelime kullanmadı. Yöneticilerimiz burada görevde, gidip onlarla konuşabilirsiniz. Ve her biri bu sıkıntılı ortam içerisinden hocam nasıl kurtarır, sen de bu camianın çocuğusun, gel bizimle beraber burada elini değil kafanı gövdeni koy dedikleri bir ortama geldik biz. Ha eğer biz bir başarı yaşadık da bir noktaya çıkartmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa, o ezmeye çalışanların boğazına takılırım. Onu net bir şekilde söylüyorum.